Tabii Van farklı medeniyetlerin, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir. Bizler de, bize düşen de bu tarihi boyunca barış ve huzur içinde nasıl yaşandıysa şimdiden sonra da aynı barışı ve huzuru sürdürmek. Değerli dava arkadaşlarım, AK Parti iktidarları boyunca birçok başarı elde ettik. Türkiye 21 yıl öncesine kıyaslanmayacak bir noktaya geldi. Van'da tabii tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da birçok, yanda da birçok hizmet yaptık. Bugün de zaten bazı açılışlarımızı gerçekleştirmek üzere bir arada bulunuyoruz. Hem de sizlerle bir arada olmak üzere bulunuyorum. Kıymetli Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Gülşen ablamız sağ olsun bizleri davet etti. Bizler de bu heyecanla sizlere bir araya gelmek için koşarak geldik. Tabii Van depreminden sonra kısa bir sürede 32 bin TOKİ konutunu vatandaşlarımıza teslim ettik. Bunlar gerçekten partimizin yüz akı hizmetleridir. AK Parti olarak 21 yıldır aziz milletimiz için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek için canla başla çalışıyoruz, çalışıyorsunuz. AK Parti iktidarları döneminde memleketimizin her köşesine ulaşmak için elimizden geleni yaptık. Sayın Başkanım, siz de az önce belirttiğiniz gibi ADEM, ASTEP personeli olmasa bile bizim teşkilatlarımız gece gündüz yorulmadan, durmadan, hiç of demeden çalışmaya devam etti ve hizmetleri gerektiği yerlere götürdü. Sizleri bir kez daha tebrik ediyorum kıymetli teşkilatlarımız. Tabii Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz Van'da farklı başlıklarda da çalışıyoruz. 7 tane sosyal hizmet merkezimiz var. ASTEP personellerimiz var. Ama sizler gönüllü ASTEP'lilerseniz. Aynı zamanda tabii afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerimizden faydalanan bir de depremzedelerimiz var. Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaşlarımız. Onlardan 45 bin vatandaşımız yararlanmış. Van'da 14 çocuk evimiz var. Toplam kapasitemiz 82. Bu evlerimizde de 73 çocuğumuz kalıyor. Bir çocuk evde sitemiz var. Çocuklarımız için 2012 yılından bugüne kadar 250 milyon liranın üzerinde harcama yapmışız. 356 kapasiteli 2 özel engelli bakım merkezimiz var. Ayrıca bakanlığımıza bağlı bir huzur evi ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 33 yaşlımızla hizmet sunuyoruz. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli Vanlılar. Van'da 92.2 milyon liralık yatırım projesinden 79.5 milyon liralık yatırım çalışması halen devam ediyor. Tamamlanan proje tutarı 16.7 milyon lira. Burada Kasım ayı içerisinde Özalp ilçesinde sosyal hizmet merkezimizin açılışı olacak, onun müjdesini vereyim. Başkale ilçesinde belediye tarafından bakanlığımıza tahsis edilen bina sosyal hizmet merkezimiz olarak kullanılacak. Ayrıca sosyal hizmet kampüsü olarak Türkiye'de ikinci olarak Van Sosyal Hizmet Kampüsü 67.961 metrekarelik alan üzerinde temelini bugün atacağız inşallah. Hepinizi oraya da bekliyoruz. AK Parti bir icraat partisidir, bir hizmet partisidir, bir proje partisidir. Covid gibi küresel bir sorunun bütün ekonomik yerle bir ettiği bir dönemden sonra asrın felaketini maalesef yaşadık. Allah bir daha bizleri böyle acılarla, felaketlerle imtihan etmesin. Depremin ne olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Deprem sonrası da tüm kurumlarımız, personellerimiz de gece gündüz canla başla çalıştı, çalışmaya devam etti. Depremden zarar gören bütün illerimizin yaralarını en hızlı şekilde sardık, sarmaya da devam ediyoruz. Böylesine zor bir dönemden geçtiğimiz seçimlerde teşkilatımız büyük bir özveriyle çalıştı. Nihayetinde Cumhurbaşkanımızı bir kere daha hak ettiği yerde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Burada her bir teşkilat mensubumuzun, yani her birinizin emeği çok fazla. Ben sizlere bir kere daha burada teşekkür etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, şimdi önümüzde çok önemli yerel bir seçim var. Van'da son seçimde katılım oranımız %80'in maalesef birazcık altında, %77.82. Ama bu katılım oranını artırmalıyız. Eminim ki kadınlarımızı, gençlerimizi sandığa götürelim. Kıymetli kardeşlerim, gece gündüz durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edelim. Oy oranımızı artırmak için ulaşabildiğimiz herkese ulaşmalıyız. Daha fazlasını yapmalıyız.
geçmişten daha yüksek oylar aldık, yine alabiliriz. Gereken tek şey ayrı gayri demeden çok sıkı bir sağ çalışması yapmak. Sıkı çalışılmalı ve Türkiye yüzyılının bir hayal olmadığını herkese göstermeliyiz. Bana geldiğinde şunu fark ettim teşkilatınızda kıymetli başkanım. Teşkilat uyumlu içerisinde çalışıyor. Her biriniz hakikaten birbirinize saygı, sevgi ve huzur içerisinde çalışıyorsunuz. Bu çok çok kıymetli. Kıymetli vekillerim, her birinize de bu gayretinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü halkımız bize güveniyor. Bu güvenin boşa olmadığını muhakkak gösterelim. Ekmeğimizin, tuzumuzun ortak olduğunu gösterelim. Kaderimizin ortak olduğunu gösterelim. Elini sıktığımız, evine gittiğimiz vatandaşımız, iş yerini ziyaret ettiğimiz her bir vatandaşımızın zorlukları beraber aşacağımıza gösterelim. Yanlarında olduğunu muhakkak gösterelim. Milletimizin tek isteği var, AK Parti teşkilatımızı sahada görmek, yanında görmek. Komşularımızı, akrabalarımızı, arkadaşlarımızı ellerini samimiyetle tutalım, gözlerinin içine bakalım. Ve bu hizmetlerimizi, yaptıklarımızı çok iyi anlatmamız lazım. Önümüzde çok önemli bir yerel seçim var ve Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde gösterdiğimiz başarıyı inşallah yerel seçimlerde de gösterelim. Biz birbirimize yakın olursak inşallah seçmen de bizlere yakın olur. Ben tüm teşkilatımız, her bir teşkilat mensubu arkadaşlarımıza el ele, gönül gönüle seçmene gidelim. Bugün yaptığımız gibi bundan sonra da önümüzdeki süreçte de muhakkak küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakalım. Bir dava ile aynı çatı altında el ele yürümeye devam edelim. Bize yakışan bir kardeşlik dayanışmasıdır. Zaten bugün bunu ben görüyorum teşkilatımızda Cumhurbaşkanı Başkanım. O yüzden ayrıca gurur duydum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Var için, tüm Türkiye için, AK Parti için, verdiğiniz tüm emekler için Allah razı olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Güzel Bey'in büyük teşkilatı olarak Sayın Bakanımızın güzel önerilerini ziyaret için teşekkür ederim.